Venedik'teki Büyük Kanalın karşısında bulunan San Giorgio Maggiore Kilisesi'ndeyiz ve Tintoretto'nun Son Akşam Yemeği adlı eserine bakıyoruz. Tablo kilisenin mabet bölümünün sağ duvarında bulunuyor. Kocaman bir tablo. Konunun çok değişik işlenişini görüyoruz. Oldukça üslupçu yani manierist. Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği'ne bakmaya o kadar alışmışız ki Orada masa düz bir şekilde yatay olarak çizilmiştir. Tam bir yüksek Rönesans lineer perspektif örneği. İsa peygamber kaçış noktasında ve masanın ortasındadır. Burada ise bir dağınıklık ve düzensizlik var gibi. Leonardo da Vinci haleler olmadan doğal ışığı kullanıyor. İsa peygamber bir pencereyle çerçevelenmiş. Ama burada İsa'nın kendine özgü bir parlaması var bu ruhani bir sembol. Aslına bakarsanız bu resme genel olarak ruhani temalar hakim. Işık, bu resmi anlamadaki en önemli ögelerden biri. Bu oldukça karanlık resimde yalnızca iki tane ışık kaynağı var. Bize yakın olan sol üst köşede bir lamba var. Işıkla, dumanla ve ateşle dans ediyor gibi duruyor. Ve bir de kutsal ışık var. Sol üstteki lamba melekleri aydınlatıyor. Melekler tavanda uçuşuyorlar. Sanatçı, yüksek rönesanstaki gibi ruhani varlıkları doğal bir şekilde gerçeklikle ifade etmemiş. Burada Tintoretto, melekleri çizmekten korkmamış. İsa peygamberin halesinden yayılan ışık çok güçlü. Ön tarafta eğilen kadına bir bakın. İsa peygamberin ışığı vurunca kadında derin bir gölge oluşmuş. Bu da bizi ister istemez İsa'nın olduğu yere bakmaya yönlendiriyor. Ayrıca masadaki havarilerde de küçük de olsa haleler var. Bu resim tamamen enerji ve dramadan ibaret. Bakın masanın esas köşegeni nasıl da hızla gözümüzü alıyor ve resmin sağ üst köşesindeki kaçış noktasına kadar götürüyor. Bu lineer perspektifin doğru bir kullanılışı mı emin değiliz. Masa biraz öne doğru geliyor. Yani sanatçı yüksek rönesans için önemli olan kuralları birebir takip etmiyor. Resimli alanlar kelimenin tam anlamıyla ters yüz edilmiş. Alan hızla ve dik bir şekilde yukarıya çıkıyor. Biçim ise renk ve çizgilerin altında çözülmüş, yok olmuş gibi. Tintoretto amacının iki farklı geleneği birleştirmek olduğunu söylemiş. Bunlar Floransa Rönesansı ve Venedik Rönesansı. Michelangelo'nun kullandığı Toskana çizgi geleneği ve Titian'ın renkleri. Tintoretto'nun stüdyosundaki bir tabelada tam olarak bunlar yazıyordu. Bu resme baktığımızda farklı yönlere çekildiğimizi hissediyoruz. Örneğin, masanın oluşturduğu dikey biçim dikkatimizi çekiyor. Daha sonra İsa peygamberi saran ışık gözümüze çarpıyor. Çevredeki anekdotvari detaylara da bakmadan edemiyoruz. Örneğin sağda yemek dağıtan figür ya da birbirleriyle konuşan havariler. İsa peygamberin Hristiyan geleneğine göre söyledikleri de tabloda yer alıyor. Bu ekmeği alın, bedenimdir. Bu şarabı için kanımdır. Tabloda İsa peygamber ayağa kalkmış ve ekmeği birine ikram ediyor. Çok canlı ve hareketli. Yemeği servis eden kadına dönelim şimdi de. Bir sepete uzanıyor. Aynı anda bir kedi de sepetin içine bakmakta. Burada gerçekleşen önemli bir olay var ama aslında bir sürü önemsiz olay da bu esnada gerçekleşmeye devam ediyor. Gündelik hayata dair sahneler görüyoruz. Böylelikle bu tablo Leonardo da Vinci'nin Son akşam yemeği tablosundan daha gerçekçi yapılmış diyebiliriz. Onun tablosunda çok kalabalık yok. Sessizlik ve denge var. Bu karanlık resimde bir aykırılık var. Önemli bir olay oluyor. Resimde bir enerji var ama resim aslında çok vakur ve heybetli bir ortamda bulunuyor. Palladio'nun eseri olan San Giorgio Maggiore kilisesi. Bakir, sessiz, sakin beyaz bir binadayız. Resim ise oldukça karanlık ve gizemli. Palladio burada bize klasisizm, düzen, keskinlik, mantık ve rasyonelliği sunmuş. Öte yandan Tintoretto'ya bakarak ruhaniliğin ve doğaüstülüğün dünyasına dalıyoruz. Burada kesinlikle rasyonellik yok. Palladio'nun yüksek rönesansın özelliklerini taşıyan klasik üslubundan Tintoretto'nun üslupçuluğuna yani manyerizmine geçiyoruz.